Hocam bir izleyicimiz diyor ki karısı eşinden ayrı yatabilmesi için nasıl bir durumun oluşması gerekir? Ayrı yatarsa ne yapmak gerekir? Cezası ahirette var mıdır demişler. Ayrı yatabilmesi hangi durumlarda e boşandıkları zaman ayrı yatarlar. Eyvallah. Yani bu evlilik biterse. Eyvallah. Onun dışında işte kavga etmişler, küsüşmüşler, birbirlerini kırmışlar ve böyle bir ayrı yatma diye bir şey yok. Yani tabii e, karı kocanın aynı yatakta yatıyor olmaları şart değil. Ama karı kocanın birbirlerine karşı hakları ve görevleri var. Evet. ve Onlardan birisi de insani duygularının karşılıklı tatmini. Eyvallah. Yani, nesil üremesine sebep olacak. E böyle bir durumda eğer bir mazeret yoksa, bir mazeret yoksa ki o mazeret sıhhi olabilir, şer'i olabilir. Nedir? İşte kadın adet görüyordur. Evet. Doğusadır. O şer'i bir mazerettir. Evet. Hastadır. O tıbbi mazerettir. Sıhhi bir mazeret. Böyle bir durum yoksa o zaman eşler birbirlerinin taleplerine cevap icabet etmeleri yani taleplerini yerine getirmeleri gerekir. Evet. Tabii bu erkeğin durumuyla kadının durumu farklı olabilir. Çünkü erkeğin bazı şeyleri gerekiyor, güçleri gerekiyor ama sonuçta evlidir. Kadınların erkekler üzerinde hakları vardır, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları vardır. Eyvallah hocam, teşekkürler. Hocam seyircimiz demişler ki benim kızımın maddi durumu iyi değil. İki tane de çocuğu var, belediye yardım veriyor. Verilen yardımlardan ben de yiyebilir miyim? Yemem caiz midir? Bana yememi söylüyorlar ama bana haram olur diye yemiyorum demişler. Şimdi. E bu bir zekat olabilir veya olmayabilir. Yani belediye kendi bütçesinden e, fakir vatandaşlarına yardım ediyor olabilir. O, o zekat sayılmaz. Evet. Ama diyelim ki birileri belediyeye para veriyor, bunu bizim zekatımız olarak fakirlere dağıt. O zaman zekattır. İster belediyenin verdiği zekat olsun, ister olmasın. Her halükarda e, o ze mal verilen kişinin mülkü olmuştur artık. Evet. Yani burada gelinine veriyor ya belediye ya. Evet. Ve kardeşi mi gelin kim kızı kızı. Hocam kızına, yani kızına veriyor. Kızına veriyor belediye. O mal artık kızınındır. Evet. Bundan sonra o kızı o malda dilediği gibi tasarruf edebilir. Babası da yiyebilir. kendisi de yer başkasına da ikram edebilir. Burada birkaç defa tekrarladık. Ee, bu berira. Evet. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a o bir yemek ikram ediyor. Diyorlar ki ya Resulallah bu yemek size helal değil. Çünkü bu, bu zekattan geldi. Peygamber Efendimiz zekat yemezdi. Evet. Peygamberin ailesi de zekat almazdı. Bu zekat geldi size helal değil dediler. Onun üzerine Peygamber Efendimiz bu berireye zekat ama bize hediyedir. Dedi. Eyvallah. Yani demek ki burada bu kızına yapılan yardımın türü çeşidi ne olursa olsun babası ondan yiyebilir. Eyvallah. hocam. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz demişler ki kocası eşinden İslami şartlarda yaşamadığı için razı olmasa ne olur? Böyle bir durum olabilir mi demişler? E olabilir. Yani herkes herkesten razı olmayabilir İslami yaşantısı olmadığı için. Yani bir defa bir Müslüman olarak bizim görevimiz yaşantısı İslam'a aykırı olan kişinin o durumunu beğenmemez Beğenmemek bizim görevimizdir. Evet. Ya, ya tabii onu ona müdahale etme değil bu. Ya ne diyor Peygamber Efendimiz? Sizden biriniz bir kötülük görürse ona mani olsun eliyle. Gücü yetmiyorsa diliyle mani olsun. Ona da gücü yetmiyorsa kalben buzetsin. Eyvallah. Yani bir Müslümanın başka bir Müslümanın yaptığı bir kötü işe en azından buz etmesi görevidir. Eyvallah. Onu onaylamaması lazım. Onu, onu elememesi lazım. Ha, üzerinde işki peygamber efendimizin hadisi var ya bugün hutbelerde de vardı o. Evet. Üzerinde işki bulunan sofraya oturmasın diyor. Oturmayın diyor. Niye? Haram işleniyor. Çünkü. Orada haram işleniyor. Ona razı olmuş oluyorsun. Burada da bize sordukları zaman 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 cevaplıyorum. Evet. Hatta şöyle bir şey var. Peygamber Efendimizin bir hadisi olarak hadisi. Cenab-ı Hak eski ümmetlerden birisinin helakini murad ediyor ve ilgili meleklere görev veriyor. Onlar da gidiyorlar gece. Bakıyorlar ki e, oradaki insanların bir ibadet ediyor gece. Hatta burada 70 bin filan rivayet var. Diyorlar ya Resulallah, ya Rabbi biz yanlış mı anladık? Yani biz orayı helak için gittik ama ya e, onlar gece kalkmış sana ibadet ediyorlardı. Evet doğru anladınız. Onları helak edin. Onlar kendileri bunu yapıyorlar belki ama Yanlarındaki işlenen günahlara karşı hiç umurlar umursamıyorlardı. Eyvallah. Yani bizim Türkçe'mizde alınları kırışmıyordu. Alınları kırışmıyordu. Yani Müslümanın başka bir Müslümanın yaptığı kötü bir iş ki o da günah diyoruz ona. Evet. Haram fiil diyoruz, yasak fiil. Ona buğz etmesi lazım en azından. Eyvallah. Onu onaylamaması lazım. Eğer onaylarsa özellikle onu ne yapalım canım gençlik yapsın madem hadi. Bunu diyemez baba. Eyvallah. E şimdi bu iş aile fertleri içerisinde olunca bu İslami yaşantıya aykırılık. Diğer aile fertlerini de fertlerini de rahatsız etmeli bu. Rahatsız etmeli. Niye? Özellikle evlatların, çocukların ve hanımın İslam dışı davranışlarına eş, koca mani olmaya çalışmalı. Çünkü, Çünkü ayet ona görev veriyor. Kuu enfşekum vehlikum ve nara diyor ayet-i kerime değil Eyvallah. mi? Kendinizi ve ailenizi koruyun. cehennemden koruyun. E şimdi demek ki kocaya bu görev verilmiş. Bu görevi nasıl ifade edecek? Eğitimle, nasihatla, helal gıda ile, efendim iyi örnek olmakla bununla bu şeyi cehennemden koruyacak, kötülüklerden uzaklaştıracak. Dolayısıyla bir kocanın, hanımının İslam dışı yaşayışlarına karşı kayıtsız kalmaması, en azından nasihat ederek, tel, telkinatta bulunarak onu o yanlışlıklardan döndürmeye çalışması görevidir. Yapabilir miden öte görevidir. Eyvallah, yapmalıdır yani. Yapmalıdır. Eyvallah hocam, teşekkürler. Hocam seyircimiz diyorlar ki, iş yerimiz çok gürültülü olduğundan, Öğle ve ikindi namazlarını kılarken farzları kendim duyacak kadar sesli okudum. Bu namazım dinen caiz midir yoksa iade etmem gerekir Ca mi? Caizdir. Şimdi gizli okumalar zaten kişinin kendi duyacağı kadar okumasıdır. Eyvallah. Yani bir kıraatın olması için okunması lazım. Okunma dudak kıpırdatmaktan ibaret değil. Eyvallah. O, o harflere ses vereceksin. Ha, eğer o ses fazla olursa o aşikar oluyor, celi oluyor Evet. ama az oluyorsa o da hafi oluyor, gizli oluyor. E, bu saydığı namazlarda öğleden ikindi de fazlarda veya diğerlerinin son iki rekatlarında... Ya yatsının, akşamın son evet. rekatında e, kişi gizli okuması lazım. Evet. Peki bu gizliliğin ölçüsü ne? Kendisi duyacak.